Dostlarım herkese merhabalar. Öncelikle kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda Sony marka PlayStation 4 bir cihaz var. Bu cihazın hikayesi şöyle. Sel sularına maruz kalan bir dükkanda mahsur kalmış ve içerisine yüksek miktarda su ve çamur temas etmiş. Bu cihazı bize getirdi. Ustam bir bakar mısın diye. Şimdi birlikte sökelim ve içerisinde bizi ne bekliyor birlikte görelim. Elektronik kartımızın olduğu kısım temiz görünüyor. 220 volt alternatif akımın girip DC voltaja çevrildiği besleme devremiz temiz görünüyor dostlarım. Besleme kartımızın altı da gayet temiz. Çalışır mı? Bakacağız. Bizde de bir tane 3 vardı abi, onu bir getireyim madem çalışalım. Ne var? İşte bilmiyorum ama bakalım. Olur mu? Niye olmasın? Su ve çamur izleri her yerde var. Belli yani. Şurada mesela. Burada 2 dakika girelim. Tamam. Oksitlenmiş. Evet, şase yolları bayağı bir oksitlenmiş. Hard disk gördüğünüz gibi bayağı bir toz, toprak ve pislik içinde. Bakacağız sağlam mı? Evet. İşlemcinin üzerini görebiliyorsunuz değil mi? Termal macun kurumuş, artık çamur olmuş ve bobinlerdeki oksiti görebiliyorsunuz. Pil, hafızayı taze tutan pilimiz, BIOS pilimiz yine paslanmış. Evet, işlemcilerin altı leş gibi. USB, HDMI girişlerinin olduğu yerler hep toz pislik içinde. Bayağı bir çamura maruz kalmış. Su içinde kurumuş resmen. Yine iyi yani, fazla zarar vermemiş. Şimdi öncelikle bu kartımızın temizliğini yapacağız. Evet dostlarım, bir yakın çekimden görmenizi istiyorum. İşlemci
işlemcinin üstünde termal macuna dair hiçbir şey kalmamış. İşlemcinin geçtikten sonra yine yollar, bakır yollar bayağı bir oksit yapmış. Bu bakır yollar şase. Az önce üzerinden kaldırdığım metale şase veriyor. USB görmüş olduğunuz gibi üzerlerinde hep oksitler var. Yani su pisliğinin biriktirdiği pislikler de var. BIOS pilimizi görüyorsunuz. CR2032 3 voltluk. O da mahvolmuş durumda. Şimdi onu da değiştireceğim zaten. Öncelikle selülozit tinerle bir temizlik işlemlerini yapacağım. Çünkü flaşlarımızın altı, NAND flaşlarımızın altı da fena halde, pislik içinde. Bunlar da çalışma performansını etkileyecek durumlar. Hele de işlemcinin şöyle şuradan baktığımızda hatta görünüyor mu pislikler? İşlemcinin altına da girmiş olabilir. Oraları da yine bol selülozit tinerle temizleteceğim. Temizleyeceğim. Ve bende BGA makinesi yok. Çok pahalı, alamadım henüz. Bir arkadaşımın dükkanına götüreceğim ve bunu BGA Rework makinesinde birazcık ısıtıp değerlerine bakacağız. BIOS pilimiz gördüğünüz gibi akmış zaten. Şimdi diğer yüzümüzde görmüş olduğunuz gibi bayağı bir oksitler var. Pislikler var. Özellikle flex soket girişlerini falan iyice temizleyeceğiz. Çünkü görünüyor mu bilmiyorum. Bakın tam şurada bir oksitlenme var. Yine kararma var. Onun bir tanesinin göstermemesi, yani bir telinin değmemesi görüntüde bozukluk yapabilir. O pislikleri de temizleyeceğiz. Gördüğünüz gibi o kararma oksit de gitti. Bütün oksitleri temizledik. Şu yolları biraz daha temizlemek istiyorum.
Bütün kararmış bakır yollarını temizledik. Artık daha iyi iletecek. Kartımızı temizledik. İşlemcinin altını, üstünü, diğer esemetleri, flaşları, entegrelerimizi hepsini tertemiz yaptık. Bakır yollarımızın üzerindeki oksitleri de Dremel yardımıyla hepsini kaldırdım. Yine parlak bir bakır haline getirdim. Şimdi ne yapalım? Bunu kenara koyalım. Kurusun, hava alsın biraz. Evet, şimdi işlemcinin temas ettiği soğutucu kısmımız. Bunları da alalım. Güzel bir temizliğini yapalım. Termalini yenileyeceğiz çünkü. Daha işimiz çok. Şu pası pisliği temizleyeceğiz. Yeter mi dostlarım? Bence yeter. Çok uğraştık bununla. BIOS pilimizi de değiştirelim arkadaşlar. Yine bu kısımda bakır yollara basan kısımları da temizleyelim. Daha sonra bunu toplayalım. Su bayağı gelmiş buralara. Yani şu hard diskten pek umudum yok açıkçası ama denemeden de bilemeyiz.
fanımızı sökelim. Fanda herhangi bir sıkıntı yok. Bir temizliğini yapalım hemen. Evet, burada paslanmış. Buraya kadar su inmiş. Mercek sağlam, temiz görünüyor. Evet, bayağı bir su almış ya. İnşallah kurtaracağız bakalım. Kaldı. Üstteki kart kaldı tek. Aynen. İnşallah çalışacak abi. Vallahi bu kadar emek verdik. Yaşar inşallah. Umudum o yönde. Çalıştıracağız bunu. Çünkü işlemcisi falan sağlam görünüyor. Bir tek hard diskinden şüpheleniyorum. Hard diski sıkıntılı olabilir. O da topladıktan sonra bakacağız çalışmazsa. Ya da müşteriye söyleyeceğiz hard diskini değişelim diye. Evet, cihazımızı temizliğini yaptıktan sonra sorunumuz bu. PS tuşuna bastığımızda hiçbir türlü kumanda algılamıyor. Ve kumandamız çalışıyor aslında. Buradaki sorun araştırmalarımız sonucunda. Şuradaki Wi-Fi Bluetooth modülünden kaynaklanıyor. Biraz inceledim. Şurada paslar var. Bayağı bir akmış. Muhtemelen bu hassas bir ürün. Entegre. Altında entegre var. Ve bu işlemcinin kalkması, yenisi takılması lazım. Evet dostlarım. Wireless adaptörü burada bulamadım hiçbir yerde. Kaç tane PlayStation tamircisine telefon açsam da sorsam da ya vardı vermek istemediler ya da gerçekten yoktu. İnternette de bulamadım satışını. Çinli arkadaşları aradım. Tabii. Çinli arkadaşlardan istedik geldi. Gönderdiler. Şöyle
Şöyle bir şey. Sökmüştük ya az önce. Yenisini gönderdiler. Kaç paraya gönderdiler? Şu ürün AliExpress'te 115 TL. Şu. Görmüş olduğunuz entegre. Lehimlerini de hazırlamışlar. Benim ekstra bir uğraşmama gerek yok. Göndermişler sağ olsunlar adresimize. Bunun için de 22 lira bir ücret ödedik. Şurada bakalım. Gümrük SNM ücreti 8 TL. Damga vergisi 0.80 kuruş. Gümrük vergisi 13 lira 0.4 kuruş. Toplamda 21 lira 84 kuruş da buna ekstra bir ödeme yaptık. Getiren kargocu arkadaşa. PTT kargo ile geldi. Yani bu bize 150 TL'ye gelmiş oldu. Şu ufacık ürün. Şimdi bu ürünü buraya yerleştirelim arkadaşlar. Evet dostlarım, şu anda deneme yapacağım, çalıştırdım. Sizlerle birlikte yapmak istiyorum denemeyi. Hadi bismillah. Tutamadım. Evet. İşte bu. Yapıştı ya, buraya koyduk. Eski wireless Bluetooth adaptörü. Şimdi tek başımayım. Birader gelse daha kolay olacak. Kolumuz çalışıyor. Kablosuz çalışıyor mu? Hemen çıkaralım kablosunu. Evet. Güzel. Kablosuz çalışıyor şu anda cihazımız. O bayağı uğraştırdı bizi ya. Vallahi bir hafta uğraştım yani. Arızasını tespit etmek için. Bir aydır da Çin'den bekliyoruz malzemeyi. Güzel oldu. Şimdi ayarlarını yapmam lazım. Evet, internet bağlantımız da başarılı oldu. Wi-Fi kartımız çalışıyor. Cihazımızı bir güncelleştirelim dostlarım. Güncel dosyaları bir indirsin bakalım. Devam edelim. Tek elle atıyorum. Üf. İçleri nasıl? Hiç bilmiyorum. Oo. Motorlar bir kere kilitlenmiş pastan. Kötü ya.
Hiç. Hiç umudum yok motorlardan. Yani. Bakalım. Şuraya bakın. Görüyor musunuz? Yani bildiğiniz asfalt olmuş. Şimdi burası çalışır mı? Çok kalmış ya suda. Motor dönmüyor artık. Yani düşünebiliyor musunuz? Artık dönmüyor ya. Şimdi hatırlarsanız daha önce joystick kolu sökmüştük ve onların motorlarını ne yaptık? Sakladık. Gün geldi, devran döndü. Bakalım. Joystick kol çalışırsa, bir tek motorlara kalırsa iş, motorumuz var. Bakın daha tertemiz. Çok da güzel dönüyor. Aynısı. Yani aynı görevi görecek. Bu tekliydi. Ondan da var. Şöyle tekli. Bakın yine aynısı. Şu dışında siyah kaplan var. Temizlendi. Oksitler falan kalktı bayağı bir. Şöyle kaba pisliğini de alalım. Bu kol da çalıştı. Şu an şarj oluyor. Şimdi oyun oynarken deneyelim. Evet. Dostlarım fena dağıttık. Ama kurtardık ya. Yani.
ikisinde. Bir tanesinin ışığı yanmıyor sadece. Şu. Ama uygulamada başarılı, çalışıyor. Sorun yok. Fakat ışığı yanmıyor. Kolum. Herhalde ledi patladı. Onun aşırısı da. Bu son yaptığımız, bu ilk yaptığımız. Bu güzel çalışıyor lambası. Evet. Evet dostlarım, güzel çalışıyor. İki kolumuz da çalışıyor. Bir tanesinin sadece ışığı yanmıyor. Evet. Bu şekilde kurtarmış olduk. Dostlarım, umarım faydalı olmuştur ve beğenmişsinizdir. Videoyu beğenerek yorum yapmayı lütfen unutmayın. Bu sayede bana destek olduğunuzu da unutmayın. Hepinize iyi günler, iyi çalışmalar dilerim. Evet dostlarım, PS4'ümüz hazır. Şu anda test aşamasında. Mami'nin kollarında. Yarım saattir oynuyor. Sıkıldın mı Mami? Gayet memnun. Böyle tamiratlar yap, ben sıkıldım, ben test etmeye gelirim. Evet, test etmek için adam yetiştirdim.